CHP'ye en sert tepkilerden biri de Dersimli sanatçı Ferhat Tunç'tan geldi. Hilal Televizyonu Haber Müdürü Muharrem Coşkun'a konuşan Tunç, dedelerinin yaşadıklarından CHP'nin tavrına, Kürt açılımından Seyit Rıza'ya kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar. Kaç bin metre yukarıdan çiviler atıldığı zaman kurşun gibi işleniyormuş insanlar vücutlarına. 90 bin rakamı da telaffuz ediliyor. Bu bir mahşer. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in mecliste Kürt sorunu tartışılırken çözüme örnek olarak Dersim katliamını göstermesine yönelik tepkiler devam ediyor. Öymen'in sivil toplum örgütlerinin dışında özellikle Dersim kökenli sanat dünyasından da sert eleştiriler geldi. Bunların başındaysa hiç kuşkusuz Ferhat Tunç vardı. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Bunu söyleyemezsin. Yani sen... Hilal TV Haber Müdürü Muharrem Coşkun'a konuşan Tuncelili sanatçı Ferhat Tunç, CHP'li Öymen'in açıklamalarından Dersim isyanına, ailesinin yaşadıklarından Kürt açılımına kadar bir dizi konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dediğiniz her yerde köy kalmadı, gerçi köy bırakılmadı ama bütün insan... Tunç, Onur Öymen'in açıklamalarını 86 yıllık CHP maskesinin yerle bir olması olarak açıkladı. İnanın ki Onur Öymen'in bunu ifade etmesini, söylemesi karşısında çok şaşırmadım. Çünkü yani bu zihniyetten başka bir şey beklenmiyor. Başka bir yaklaşım beklenmiyor. Hani sen bugün Türkiye'nin kangren haline gelmiş bir sorunu çözümü konuştuğumuz bu mecliste 70 yıl önce yaşanmış bir barbarlığı, bir vahşeti formül olarak, yöntem olarak gösteremezsiniz. Aslında bu cumhuriyetin temel zihniyetidir. Yani cumhuriyeti var eden ve bugüne taşıyan temel zihniyet böyle bir zihniyettir. Her Dersimlinin 1937 ve 38'de yaşananları dinleyerek büyüdüğünü belirten Tunç, kendi dedesinin de aynı işkencelere maruz kaldığını anlatıyor. Benim dedem derisi ayaklarına, bacaklarındaki bütün derileri süzülüyor ve öldürülüyor, bir kenara atılıyor. Benim dedem 38 yılında ve annesi diyor ki benim oğlumu öldürdüğünüz cesedini istiyorum. Bakıyor ve cesetler içinde dedemin cesedini buluyor. Bir atın sırtına atıyor, getiriyor, köye getirip gömecek tabii. Sırf Türkçe konuştuğu için veriyorlar cesedini. Normalde öldürdükleri herkesi yakıyorlarmış. Bir ormanın işte bir yerlerde, işte mesela Munzur nehrine yakın bir yerse suya atıyorlarmış. Ama yakın değilse bir ormanda, bir çukurda benzin döküp yakıyorlarmış. Yarı yolda dedemin yaşadığını görüyor. Nefes aldığını görüyor. Hemen indiriyor işte atın sırtından, yerde işte ne bileyim bir takım şeyler kullanarak, doğal bitkilerle filan yarasını filan kanını temizliyor. O zaman işte o operasyonlarda köylerde toplatılarak samanlıklarda, işte toplu yerlerde imha edildi. Çocuklar, kadınlar, doğru yerde doğru gerçekleri ifade etmek önemli. Ben Mustafa Kemal'in aslında bizzat Mustafa Kemal'in emriyle ve onun nedir? Onun bizzat iştirakı ile bu katliamın gerçekleştiğini ve bir başarısızlık söz konusu olduğu yerde Sabiha Gökçen'in devreye sokulduğunu ve hava bombardımanıyla Dersim'deki bu vahşetin, bu katliamın gerçekleştiğine inanıyorum. Ferhat Tunç, Dersim isyanında idam edilen Seyit Rıza'nın kendileri için neden önemli olduğunu ise şu sözlerle ifade ediyor. Seyit Rıza bir aşiret büyüğüdür ama sadece kendi aşireti üzerinde değil, aslında Dersim'deki diğer aşiretler üzerinde de etkinliği, ağırlığı olan bir insandır. Yani Rusya'ya karşı da, Ruslara karşı da çok önemli, savaşın mevzilerinin önderlerinden biridir Seyit Rıza. Kimi koruyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını çok nedenlerine bir tanesi de o bölgede Seyit Rıza'nın Ruslara karşı verdiği mücadeledir. Alevilerin yıllardır kendi cellatları olan CHP'ye oy verdiğini hatırlatan Tunç, artık CHP'nin gerçek zihniyetinin ortaya çıktığını ve Alevilerin desteğini çekmesi gerektiğini belirtiyor. Aleviler CHP'yi desteklemiştir. Alevi olmalarından dolayı başka bir seçenek önüne konulmadığı için zorunlu olarak seçmişlerdir. Alevileri çeken şey sanıyorum ki CHP'nin bu sürekli bu laikliği kullanması ve bunun üzerinde siyaset yapmasıdır. Bu şekilde kullanılmış Aleviler ve yıllardır bu gerçeği hep görmezden geldiler ama dün veya işte birkaç gün önce Öymen'in bu tavrı
bence Alevilerin de artık bu gerçeği çok açık bir şekilde görmesine neden oldu, vesile oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dersim'i ziyaretini oldukça önemsediklerini ifade eden Tunç, hükümetin demokratik açılımına destek verilmesi gerektiğinin ise altını çiziyor. İşte 19 yıl aradan sonra bir cumhurbaşkanı, hani İslamcı olarak bildiğimiz bir cumhurbaşkanının hem böylesine acıklı olayların yaşandığı bir tarihe sahip bir yerde, Dersim'de cemevine gitmesi, bu önemli tabii, yani bu sorunların aşılması noktasında da bence önemli bir işarettir. Bu süreç mutlaka ileriye götürülmeli. Bu sorunlar çözülmeli. Ben bu ülkenin bu sorunları aşmış bir ülke olduğunu görmek istiyorum. Ölmeden görmek istiyorum. Bunun için bu hükümeti gerçekten bir şans olarak görüyorum. Hiç olmasa bu hükümet döneminde bütün bu meseleler konuşuluyor, tartışılıyor. Çünkü biz böyle bir ülkede yaşamak istiyoruz. Çünkü 86 yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var. Ama artık biz kendi sorunlarımızla boğuşan bir ülke olmaktan çıkmalıyız. Bunu, yani burada çıkmanın yolu, buna vesile olan eğer AKP hükümeti ise destek sunulmalıdır, bunu söylüyorum. Bu anlamda bir destek önemli. Gündemin diğer önemli konusu medya ve internet andıcını da değerlendiren Tunç, Genelkurmay hakkında dava açacaklarını da sözlerine ekliyor. Andıçlanan insanlardan biri de benim. Benim web sitemdir. Benim web sitemde bölücü diye andıçlanmış ve bu konuda da yargı sürecini başlatacağız. Sanıyorum bu Perşembe günü bizzat avukatımla birlikte bu süreci başlatacağız. Yağmuru